Merhabalar. Bugünkü dersimizde geometrik şekiller çizebileceğimiz CodeRobot uygulamasını göreceğiz. CodeRobot şeklinde yazdığımızda bakın şuna tıklıyoruz ve açılan sayfada artı işaretine tıklıyoruz. Böylece karşımıza bu sayfa çıkıyor. Bu sayfada 3 seviye var. Biz ikinci seviyeden başlayacağız. Üçüncü seviye metin tabanlı kodlama. İkinci seviye blok tabanlı kodlama. Şimdi bu araçla sağ tarafta bakın simülasyon ekranı var. Bu ve buradaki sanal robot bize istediğimiz şekilde geometrik şekilleri çizecektir. Öncelikle setter kısmına tıklayalım ve robotumuz başladığında üzerindeki ışıklar yansın. Ardından kalemi bastır bloğunu alıp buraya yerleştiriyoruz. Ve bir kare çizmesi için turuncu blokları açıyoruz. Burada bakın ileri gitmesi için move bloğunu aldık ve buradan santimetre olarak kaç santim ileri gitmesini istiyorsak değiştirebiliriz. Biz 20 santim olarak ayarlayalım. 20 santim ileri gitsin. Ardından 90 derecelik bir dönüş gerçekleştirsin. Bunu da 4 defa yapsın ve bir kare çizmiş olacak bu şekilde. Yine flow control blokları içerisinde bulunan repeat yani döngü blokları tekrarlama bloklarından alıyoruz ve bu şekilde içine yerleştirdiğimiz zaman şurayı da 4 yaptığımız zaman bir kare çizdirmiş olacağız. Hemen bakalım. Oynat butonuna basıyoruz ve kareyi çizdi robotumuz. Peki bunu şuradan sıfırlıyoruz ekranı temizlemek için. Burada bir de şöyle bir şey yapsın. Hafif bir dönüş gerçekleştirsin. Ve bunu birkaç kere tekrarlayarak desen oluştursun. Bunun için yine tekrarlama bloklarından bir tane daha alalım. Buraya yerleştirelim ve bu tekrarlama bloğunu da bunun içine koyduğumuz zaman şöyle bir şuradan dönüş bloğunu alalım. Ve hafif bir dönüş gerçekleştirsin. Örneğin 15 derecelik bir dönüş gerçekleştirsin. Ve bunu 20 defa tekrar etsin. Kare çizecek. Birinci kareyi çizdikten sonra 15 derecelik bir dönüş yapacak. Ve o tekrar bir kare çizecek. Bu işlemi 20 defa tekrar edecek. Bakalım şimdi. Evet, bunu 25 yaparsak belki burası kapanabilir veya 30'a ayarlayabiliriz.
Evet, bu şekilde farklı şekiller deneyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.